Cefgölük YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğum Xiaomi Mi Band 5 akıllı bileklik. Aslında bugün sizlerle beraber Mi Band 3, 4 ve 5'i karşılaştıracaktık. Fakat kargo şirketlerindeki yaşanan yoğunluktan dolayı Mi Band 4 daha elimize ulaşmadı. Elimizde Mi Band 3 var ve Mi Band 5 var. Ama biz yine de Mi Band 4'ün özelliklerinden bahsedeceğiz. Mi Band 3 ve 5'e göre farklarını da söyleyeceğiz. Ülkemizde yeni satışa çıkan Xiaomi Mi Band 5'i Cefgölük YouTube kanalını takip eden siz değerli takipçilerimizden bir kişiye hediye ediyoruz. Henüz takipçimiz olmadıysanız bize şu an abone olabilirsiniz. Çekiliş sonucu 1 Ağustos'ta açıklanacaktır. İsterseniz daha fazla vakit kaybetmeden Mi Band 5'e daha yakından bakalım. Kutuya baktığımızda kutunun ön tarafında 5. sürüm olduğuna dair 5 ibaresi bulunuyor. Sade ve şık bir tasarım yapılmış. Tabii bu bize kargo şirketleri tarafından getirildiği için birazcık dışında ezilme mevcut. Ama herhangi bir şekilde cihazın zarar gördüğünü düşünmüyorum. Cihazın sol ve sağ tarafında birkaç teknik özelliğe yer verilmiş, ekran boyutu ve desteklediği uygulamalar hakkında. Arka kısmında ise tipik Mi Band 5'in hangi sürümlerle uyumlu çalıştığını gösteren bir yazı. Dilerseniz kutumuzu açalım. Kutunun içinden bir adet şarj aleti ve cihazın kendisi çıkıyor. Buna ek olarak da kutunun içinden bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Kutumuzu kenara koyalım. Kullanım kılavuzunda Türkçe dil seçeneği mevcut. Okumak ve daha fazla teknik detay öğrenmek isterseniz kullanım kılavuzuna da göz atabilirsiniz. Biz göz atmayacağız. Paket içerisinden çıkan cihazda Türkçe dil seçeneği yok. Fakat daha önceki modellerde de olduğu gibi ilerleyen günlerde güncelleme ile gelecektir. Bir tarafı manyetik, diğer tarafı USB tip A olan bir şarj aleti çıktı. Tasarımından bahsedecek olursak, Mi Band 5'in önceki sürümlerine göre, yani 3 ve 4'e göre en büyük farkı şarj etme stili ve ekran boyutu. Mi Band 5'te manyetik şarj etme özelliği göze çarpıyor. Akıllı bilekliklerimizi daha önceki modellerde de 4'te ve 3'te ekran bölümünü çıkartıp şarj edebiliyorduk. Yani bu kısımdan ekranı çıkartıp şarj edebiliyorduk. Hemen Mi Band 3'ü alalım ve gösterelim. Mi Band 3'te ve 4'te şarj etmek istediğimiz zaman buradan ekran bölümünü çıkartıp şu kısımdan şarj edebiliyorduk. Xiaomi sonunda bizi bu dertten kurtarmış görünüyor. Uğraştırıcı ve zahmet gerektiren bir özellikten vazgeçmek gayet yerinde ve güzel bir hareket olmuş. Şöyle tekrar gösterelim. Ekran bölümüne hiç dokunmadan buradan manyetik şarj aleti yardımıyla şarj edebiliyorsunuz. Yeni çıkan Mi Band 5'in diğer bir göze çarpan yanı ise ekran ve boyutu. Ekranını hemen şöyle göstereyim. Bildiğimiz gibi Mi Band 3 0.78 inç OLED ekrana sahipti. Mi Band 4 ise 0.95 AMOLED bir ekrana sahipti. Mi Band 5'te ise ekran boyutu yaklaşık %15 artarak 1.1 inç AMOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Xiaomi her yeni modelinde ekrana yatırım yapıyor, çözünürlüğe ve ekran boyutuna sürekli olarak geliştirdiğini görüyoruz. Birazcık ekran özelliklerinden bahsedelim. Mi Band 3'te 120x80 piksel çözünürlüğünde bir ekran bulunuyorken tabii ki Mi Band 4'te biraz daha geliştirmişler bu teknolojiyi ve bu sayede Mi Band 4 120x240 piksel çözünürlüğe sahip oldu. Gelelim en yeni sürüm akıllı bileklik Mi Band 5'in çözünürlüğüne. Mi Band 5 126'ya 244 piksel çözünürlüğe sahip. Bakalım bu akıllı bilekliklerimizin bataryası ne durumda? Mi Band 3 110 mAh bataryaya, Mi Band 4 ise 135 mAh bataryaya sahipti.
Mi Band 5'te daha yüksek miliamper batarya olmasını beklerken şaşırtıcı bir şekilde öğrendik ki Mi Band 5 125 miliamper bataryaya sahip. Yani %7,5 daha küçük bir bataryası var. Neden daha düşük bir değerle karşılaştık diye düşündük ve en iyi ihtimalin ekran boyutunu arttırmak için olduğu kanaatine vardık. Bu akıllı bilekliklerde şarj sorunu olduğunu düşünmediğim için çok yadırgamadım açıkçası. Çünkü Mi Band 3 bile 110 mAh bataryaya sahip olmasına rağmen cihazınızı telefona Bluetooth ile bağlamadığınız zaman 20 gün gidebiliyor. Mi Band 3 kullanıcısı olarak ben sürekli telefona bağlı bir şekilde kullandığım için bu rakamlar 10 ile 14 gün arasında değişiyor. Çok daha aktif kullanırsanız bir haftalara kadar düşebiliyor. Aynı zamanda Mi Band 3'ün bataryasının tam dolum süresi 150 dakika. Bu süre Mi Band 4'te ve 5'te 120 dakikaya düşüyor. Mi Band 3 ve 4 işletim sistemi olarak Android 4.4 ve üstü, aynı zamanda iOS 9.0 ve üstü ile uyumlu çalışırken Mi Band 5 Android 5.0 ve iOS 10 üstü işletim sistemleri ile uyumlu çalışıyor. Bağlantı farklarından bahsedecek olursak Mi Band 3 bildiğimiz üzere Bluetooth 4.2 ile geldi. Mi Band 4 ve 5'te ise Bluetooth 5.0 bulunuyor. Gelelim son olarak sensörler ve uygulamalarına. Mi Band 5 ve 4'te ivme ölçer, jiroskop ve kalp atış hızı sensörleri bulunuyor. Ama Mi Band 3'te jiroskop sensör özelliği maalesef bulunmuyordu. Uygulama olarak Mi Band 5 gelen arama bildirimi, mesaj bildirimi, SMS görüntüleme, hava durumu ve bunun yanında birçok uygulama ile geliyor. Bu uygulamaların çoğu Mi Band 3'te ve 4'te de bulunuyor. Ama tabii ki aralarında stres seviyesi gösterme gibi birkaç uygulama farkı var. Dilerseniz Mi Band 5'i telefonumuz ile eşleştirelim. Bunun için öncelikle Mi Fit uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Ve Bluetooth'umuzun açık olması lazım. Eşleştirilmiş cihaz yok. Eşleştirmek için dokunun diyor. Tıkladık. Bileklik. Kabul et dedik. Bilekliğimizi arıyor şu an. Bileklik onaylandı. Bileklik üzerinden onay tuşuna bastık. Eşleştirme başladı. Başarıyla eşleştirildi. Mi Fit uygulamasında neler yapabildiğimize bir bakalım. Uygulama öncelikle bileklik, saat, tartı ve akıllı ayakkabılar seçeneğiyle bizi karşılıyor. Akıllı bilekliğimizle telefonumuzu eşleştirdiğimiz zaman ilk olarak egzersiz bölümü bizi karşılıyor. Yürüyüş modu var, koşma modu var ve bisiklet modu var. Yani bu modlarda ise yürüdüğünüz, koştuğunuz ya da bisiklet kullandığınız mesafeleri GPS üzerinden sizinle paylaşıyor. Profil kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar kısmında Mi Band kullanan arkadaşlarınızla birbirinizi eklediğiniz zaman arkadaşlarınızın etkinlik ve uyku verilerini görüntüleyebiliyorsunuz. Davranış etiketleme kısmında ise ip atlama, koşu, mekik, yürüyüş, aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi zaman ayarlı yapabiliyorsunuz. Son olarak geri bildirim dikkatimi çekti. Burada cihazınızda herhangi bir sorun olduğu zaman Xiaomi yetkilileriyle direkt olarak bağlantıya geçebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında ise cihazınızın güncellemelerini kontrol edebiliyorsunuz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu bileklikte şu an Türkçe dil seçeneği mevcut değil. İlerleyen günlerde kesinlikle bir güncelleme ile Türkçe dil desteği de gelecektir. Bu videoda Xiaomi Mi Band 5 akıllı bilekliğine ve önceki modellerine göre farklarına göz attık. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gibi güncel inceleme videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıkla kalın.